Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kupkuru kuruyan çiçeğimi nasıl canlandırdım? Size onu göstermek istiyorum. Benim bu çiçeğim sopa gibi kalmıştı. Çünkü çok büyümüştü. Büyüdükten sonra bu küçük saksıdaydı. Bu saksı ona yetmedi ve kurudu çiçeğim. Daha sonra ben bu doğal yöntemle canlandırdım. Şu şekilde kuruyan yerini kırdım. Şu dalların hiçbiri yoktu. Daha sonra tekrar filizlendi. Toprağım dibe çökmüş durumda. En son Nisan ayında saksıyı değiştirdim ve toprağımı havalandırdım. Sulandıkça toprağınız dibe çöküyor arkadaşlar. Kış aylarında kesinlikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde çiçeğinizi sulamayın. Köküne zarar verirsiniz. Öğlen vaktinde, yaz ayında da öğlen vaktinde asla sulamayın. Kökünü yakarsınız. Şimdi bugün yapmış olduğum taze fasulyenin kalan kısımlarını atmıyorum. Doğal bir gübre olarak kullanacağım. Biraz alacağım. Çiçeğimin dibine serpiştireceğim. 1-2 kere yapacaksınız yılda. Bu sadece taze fasulye olmasına gerek yok. Bu şekilde serpiyorsunuz. Herhangi bir sebzenin kalıntıları olabilir. Patlıcanın sapı bile olabilir. Yeşil bir bitki olsun. Daha sonra güzelce kapattım. Bir hafta boyunca kupkuru kuruyacak toprağım. Fasulyenin o içerisindeki suyunu iyice emecek. Ve daha sonra üzerine ben toprak ekleyeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda patates suyunu, haşladığınız patates suyunu ve yumurta kabuğunun suyunu dökmeyin. Kullanabilirsiniz ve çiçekleriniz canlanır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı yaşam günlükleriniz olsun. Hoşça kalın.